Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Gostomel kentinde bulunan Antonov Havalimanı'nda imza töreni düzenlendi. Törene Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirski, Polonya İçişleri Bakanı Marius Kamanski, Estonya İçişleri Bakanı Kristjan Jan, Litvanya İçişleri Bakanı Egna Bilotait ve Letonya İçişleri Bakanı Maria Golubeva katıldı. Monastırski burada yaptığı açıklamada imzaladıkları bildirinin önemine işaret ederek bu bildiri Rus askerlerinin işlediği savaş suçlarının soruşturulması, mayın temizleme, yurt dışındaki Ukrayna göçmenlerinin korunması, yaralı askerlerin tedavisi gibi konuları içeriyor dedi. Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen Antonov AN-225 Mriya'nın enkazının olduğu yerde bulunduklarına dikkati çeken Monastırski, ''Burası benim için özel. Çünkü savaş başlamadan iki gün öncesi bu havalimanını ziyaret etmiştim. Mriyayı bizden aldılar ancak umudumuz asla bizden alınmaz.'' şeklinde konuştu. Monastırski, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı İnsani Mayın Temizleme Uluslararası Koordinasyon Merkezi kurulduğu bilgisini paylaştı. Polonya İçişleri Bakanı Kaminski de Ukrayna halkını desteklediklerini belirterek, Rus saldırılarının başlamasından itibaren Ukrayna'nın yanındayız ve Kiev'in zafer kazanana kadar yanında olacağız ifadelerini kullandı. Letonya İçişleri Bakanı Golibeva ise Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerini yok etmeye çalıştığını söyleyerek Rusya girdikleri yerlerde yıkımlar bırakıyor, sivilleri öldürüyor, altyapıyı yok ediyor dedi. Ukrayna'nın demokrasi ve özgürlüğü için mücadele ettiğine işaret eden Golubeva, Ukrayna halkına destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi. Tören sonrası Antonov Havalimanı'ndaki çatışmalarda yer alan askerlere ödül verildi.